Sevgili basketbol severler merhaba. Bugün gerçekten çok önemli bir konu var. Daha doğrusu çok önemli bir yayın olacak benim adıma. E, son derece büyük heyecan duyuyorum. E, çok uzun zamandır bu işi yapıyorum ama çok bu kadar e, heyecan duydum e, birkaç programlardan bir tanesi çünkü konuğumuz Barış Ermiş basketbol kariyerine noktayı koydu ve bugün onun o büyük kariyerine e, gerçekten yıldız kariyerine e, bir göz atacağız, birlikte inceleyeceğiz, birlikte hatırlayacağız. Kendisi bize bu onuru verdi ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Barış hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi. Öyle bir giriş yaptın ki ben de heyecanlandım şu an. Teşekkür ederim güzel. Ama şey var, gerçekten böyle bir durum çok önemli bir program. Hepimiz adına TV Spor ailesi olarak basketbolun önemli unsurundan bir tanesi olan yayıncılık anlamında TV Spor adına bizim için çok heyecanlı bir program olacak. Ee, öncelikle hayırlı olsun kararın ol, Nasıl bu kararı aldın? Onu dinlemek istiyorum. Sonra kariyerinin öyküsüne ben geçmek abi, bu istiyorum. Bu karar aslında e, yani geçen sezondan beri aldım. E, bir İstanbul'a Tofaş'tan İstanbul'a dönme kararı almıştık. E, geçen sezonum çok iyi geçmedi. Yani hem zihinsel olarak hem bedenen yani çok sakatlandım, kafaca yoruldum. E, yani bu bir sinyal olarak aldım. E, bazen de bazı şeyleri zorlamanın e, anlamı yok. Yani sahada Artık eski katkıyı veremeyeceğimi düşündüm kafaca. Belki yeni bir başlangıç yapsaydım olabilirdi ama buna da gücüm yoktu. Dediğim gibi yıllardır biraz arka planda bıraktığım ailem hani ister istemez idmanlardan yorgunluklardan onlara biraz zaman ayırayım dedim. Böyle bir karar aldım. Dediğim gibi yani belki oynayabilirdim de ama bence yani kafamda bitirmiştim geçen sezonun ortasından itibaren. Sezon bittikten sonra bırakacağım demiştim. Hayırlı olsun tekrar kararın. Ben hani bir basketbol sever ve bir basketbol e, gazetecisi olarak kariyerine tanık oldum. E, Yaşım buna, daha doğrusu mesleğe başlamıştım. Bir süre sonra e, senin ismini duymaya başladım. Birkaç oyuncudan bir tanesiydin. altyapılar yapılar, e, sevgili basketbol severler, bugün gibi değildi. E, alt yapılar hep 300-500 taraftara, e, 600 taraftara ve bazen 1000 taraftara... Ki bunu şöyle söylüyorum, daha küçük salonlar için neredeyse tamamıyla dolu olan salonlara karşı, seyirciye karşı oynanıyordu. Barış Ermiş de İstanbul liglerinde, altyapıda ismi herkesle bilinen ve gerçekten daha o dönemlerde çok büyük bir ün yapmış isimlerden bir tanesiydi. En başında geliyordu. Bu arada şunu merak ediyorum, İlk nasıl heves ettin basketbolda? Demin oğlundan bahsediyorduk, çok evet. küçük yaşına rağmen oynadığını Benim söyledin. Benim alakam yoktu basketbolda. Biz Yeşilköylüyüz. Orada mahallede arkadaşlar arasında futbol falan oynarken bir gün aynı zamanda bizim orada Yeşil Spor Kulübü vardır hı hı, e, Oraya da hep havuza gideriz ailece Orada bir e, Doğan abi gelmişti yanıma Hiç de yani alakam yoktur Havuza girerken böyle ellerim ayaklarımı büyük görünce de hani uzamaya şeyim Bana dedi ki basket oynar mısın? Ben dedim oynamam <laughs> Ya dedi akşam bak idman var dedi İstersen dedi gel Doğan abi ee, Doğan Ak mi? Yok Doğan abi şimdi bayan takımlarında çalışıyor hı hı. Çok alt takımlara çıkmadı Ondan sonra akşamda bizim kendi aramızda maçımız var, mahalle maçları. Bir gittim herkes yazlığa dalmış, boşta kaldım. Gittim babama söyledim. Baba dedim bugün bir adam geldi dedim. Yeşil Spor Kulübü'nde kapalı salonda takım idman yapmamı söyledi. E, tamam dedim. O gün de hiç unutmam yani maça gideceğim de Borussia Dortmund formam vardı alt üstte. <laughs> İlk idmanıma öyle gittim Yeşil Spor Kulübü'ne. Gidiş o gidiş işte. Bir gittim hiçbir şey yapamıyorum, beceremiyorum bir hırs yaptım. Onu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım diye öyle bir bas basketbol başlangıcım oldu. İlginç bir hikayeymiş. Evet. Borussia Dortmund forması da <gülüyor> ilginçmiş. <gülüyor> Işıklı da ayakkabılarım vardı o zaman. Hatırlar mısınız böyle basıyorsun alttan. Evet. Onlarla gitmiştim. <laughs> İkinmana. <laughs> güzel, güzel bir öyküymüş. Ben yönetmemiz Ceyhun Şenkal'dan ilk fotoğrafı vermesini rica edeceğim. Fotoğraflar üzerinden gideceğiz sevgili basketbol severler. Bir fotoğraf göreceğiz ve ondan sonra Barış Ermiş ona üzerine Konuşacak bir kere bir veda mesajı yayınlandı. Daha doğrusu bu veda mesajıyla hepimiz sarsıldık çünkü ben bilmiyordum açıkçası, beklemiyordum da devam edeceğini düşünmüştüm. Çok büyük bir sakatlı olmadığını biliyorum kendisinin ve bu mesajla bir Instagram da sosyal medya paylaşımıyla Barış Ermiş basketbol sahalarını aktif anlamda, aktif oyunculuk anlamında veda etmiş olduğu bir takım forması bir görselini görüyoruz. Çok da güzel bir metin Barış. Teşekkürler. Tek abi. başına Lütfen. mı yoksa? E, Tofaştan sosyal medya sorumlusu arkadaşım vardı benim. Onunla beraber zaten Instagram şeyimi açmıştım sosyal medya becerebilen bir adam değilim. E, onunla beraber ben e, yazmakta da çok başarılı değilimdir. Ben duygularımı sözlü ifade ettim. E, Sağolsun onun da derlemesiyle beraber e, böyle bir şey çıktı. Bunlara en içten, e, kalpten gelen o anki e, düşüncelerimle. Güzel bir metin olmuş. Bu şey Japonca Japon harfleri mi o? Evet. Dövmeler. Çok küçük. 18 yaşından kalma. Ne, ne anlama geliyor? Yani neler ee, yazıyor? En üstteki roman rakamı ile 6. Hı -hı. Altındaki Barış sembolü. Onun altındaki de eşimin adını yazdırmıştım Hı -hı. uzunca. Güzel. güzel. Ee, tekrar hayırlı olsun bununla bu kararın. Bir sonraki e, fotoğrafa geçelim. Bakalım Barış şey? o fotoğraf neler hatırlatacak. Ee, çok önemli bir fotoğraf. Neden? Ee, karşısında Eee Avrupa basketbolunun bir efsanesi var. Senin sırtında da Anadolu Efes'in Evet. E, Euroleague forması. Ya yani Euroleague logosu şu an gözükmüyor Sadece TBL. Evet. Eskiden formalarda iki çok logo izleniyordu. Evet. Çok güzel bir foto. Galiba yanlış hatırlamıyorsam bu bir de Final Four'a kalma maçları da olabilir. Son ha, o Panathinaikos Panathinaikos o, o çılgın, çılgın seriler bizim. Çok çok zor serilerdi hakikaten. yani o zaman da e, oktaya bir dantunör. böyle çok da süre almayı beklemiyordum ama maçlar artık o kadar kavga gürültü geçiyordu ki yani bildiğiniz e, kavgaya gider gibiydik yani. O yüzden herkesi kullanıyordu 2'şer üçer dakika. E, bu da anlardan bir tanesi. Ben de çok heyecanlıydım maçta da. E, dediğiniz gibi şimdi baktığım zaman e, çok güzel anlar bunlar. ne altı forma numaran? Evet. Bir anlamı? E, bir anlamı yok. Bir kere Fikret Doğan vardır altyapı antrenörü. Ben onunla küçük takımda çalıştık. E, benim için de basketbolda çok önemli bir yeri vardır. İlk forma dağıtılırken o bana altı numara giysene demişti. Hı hı. E, o günden beri giydim hiç de çıkarmadım ve de şansını uğruna da çok güveniyorum altı numaranın. E, hayatımda çok önemli bir yeri var o numaranın. Formalar büyükmüş ama Barış şey Kollar büyük. Benim dikkatimi çekerdi bu bantlardı hep formayı gene evet. böyle. Aynen, demek ki rahatsız, büyük geliyor. Rahatsız oluyordum kolların uzun olmasından. Ama o zaman moda demek ki öyleymiş forma şeyi. Panathinaikos'un forması da baktığınız zaman. Tabii. Çok uzun o beni çok rahatsız ediyordu değdiği kesim, zaman. Kesimi değişik dediğim evet. gibi. Bu yaz bu seri ben de hiç unutmuyorum. Ya yani bu seri çok <laughs> fena, çok Feci. gergin geçmişti. Will mu seriydi galiba? Tabii, tabii. Yanlış hatırlamıyorsam. orada, koridorlarda kavgalar. gerginliğin Gergin en seviyeye çıkar, topların patladı, birbirine acayip, atıldı. Acayip, acayip, aynen. Feci bir seriydi. Şimdi aklıma geldikçe, evet ilginç, gerçekten çok önemli bir e, kare olmalı senin adına. Aynen adını, öyle vallahi. Çok, yani zaten değerlendirebilecek kelimeler sözler yok. çok büyük bir karakter çok büyük bir oyuncu yaptıkları e, kimsenin başaramaz diye takımda tek başına demeyeyim ama e, takım arkadaşlarını da büyüterek yani hani belki çok efsane bir örnek olacak ama yani Michael Jordan'ın Chicago'da yaptığını e, Euroleague versiyonu bence sponsorisi yaptı o takıma kim gelirse gelsin e, o takımda yüzde yüzünü verebildi yani bu da onun bence iş alakı işini olan sevgisi, tutkusuyla olan bir şeydir. Ee, yani çok büyük bir oyuncu tabii ki de. Akabinde de zaten form, yeşil formaya bırakıp kırmızı formaya döndü. Evet. Daha çok onda isim yapsa da onun için çok şey ifade ediyor tabii. e, kariyerinde. Bir kere Obradoviç'le arası bozuldu, bozuldu artık. Evet. E, Biliyorsun Yunanistan'daki rekabeti. Çünkü bu zamanda yine şey yapmayayım çok eski foto ama galiba Diamantidis'le beraber aynı takımdalardı zaten. Tabii tabii. O yüzden çok fazla etti. sorumluluk ve süre alamıyordu. Çok fazla derken Olympiakos'ta olduğu gibi. Hı, -hı. E, dümende değildi çok fazla. Bence o, o da çok etkili oldu gitmesine karar. O, o dediğim zaten o şeye geliyor. Tabii o tabii. İçindeki o karakter e, savaşçı isteği Olimpiyakosu'da tam olarak ortaya çıktı. Tabii artık zaten bitmiş vaziyetteydi. şey aldıklarında yine surat asıyordu. Yani evet, yani evet evet. evet. Geçen senelerde de öyleydi artık. Yani biraz tabii formdan da düşüyorsun. Ee, i̇şte bu tarz oyuncular yaşladığını da kabul edemiyorlar. Bazen sahaya girip e, zarar da veriyorlar. Ama işte o hırs istek. Onunki de müthiş bir kariyer gerçekten. Diğer fotoğrafa geçebiliriz. Bakalım ne gelecek. Sırada bu çok güzel bir fotoğraf. Evet. Biraz. Tabi eski bir fotoğraf olduğu için e, kalitesi açısından seyircilerimiz bizi e, mazur görsünler lütfen. Çünkü çok çok eski ya yani 2003-2004 direkt kolay çok şey olmasa da yine de bir gazete küpüründe alınmış bir fotoğraf. Barış Ermiş çok genç ve bir formasıyla. 18 yaşında. Yanlış oldum. Evet 18 yaşındaydım. Efes'te A takıma çıkmıştım. E, süre alamayacağımı konuşmuştuk Oktay abiyle çok fazla. O yüzden Hı. kiralık olarak ilk profesyonel senemdi çok da güzel bir takıma denk geldim. çok da başarılı bir takımdı. Koçumuz da İhsan abiydi. E, çok keyifli. Çok iyi bir sezondu bu da. E, elemin var. Çok önemli Buraya takviyeler var. de var aslında. Bu fotoğraf ben eksik. Evet buraya Ayuso gelmişti. Hı hı. Leri Ayuso gelmişti. Nedim Yücel sonradan dahil olmuştu. Kadroya. Evet Ruzic var. Tolga abiler. Mustafa abi var, Faruk abi var. Faruk abi var, onlar da gerçekten müthiş bir Ufuk Sarıca vardı esas bu kadronun başında. Hmm. Ufuk Sarıca ile beraber oynuyorduk. O sonra Aşil'ini kopartıp e, idmanda, basketbolu orada bıraktı zaten bizle beraber. Yoksa takımın başında e, Ufuk abi de e, sezona beraber başlamıştık. Sen en solda alttasın. Evet. Yine alt numaraydım galiba. Al... Evet, Yok alt galiba. Altıydım galiba. Nedim Yücel gelince aldı benden. Tek alan formu Nedim Yüceldir ona da buradan. Fatih Sevgilerimi, Solak. saygılarımı iletiyorum. <laughs> Edim yüce buradan selamlarımızı yollayalım. Fatih Solak'ı görüyorum. Hüseyin. Yok Fatih Solak yok, yok bu mu? takımda. Yok. Enver e, Ekmen var. Hata pardon. Hüseyin Demiray var. Var. Yani Eren Beyaz var. Yok. Mustafa, Mustafa abi var zaten. De, zaten. Evet. Onunla çok yakın arkadaştık. Siz yakın görüşüyorsunuz değil mi Mustafa abi? Aynen tabii onlar yurt dışına yerleştiler. Öyle mi? Uzun süredir aynen eşinin e, mesleği sebebiyle ama yine de bağlarımız kopmadı. Hatta daha bu yaz beraberdik. Onlar da Bodrum'da. Çok işte dediğim gibi yani çok basketbolun böyle bir birleştirici, güzel dostluklar bırakan tarafı da var. Bana da çok şanslıyım. Çok düzgün, iyi arkadaşlar, dostluklar kazandırdı. Şimdi bakınca tekrardan. Tamam sıradakine geçelim. Güzel bir fotoğraftı gerçekten. Çok büyük bir forma gene. Evet Bunlar bu da karşı yaka forması. Karşı yaka benim için basketbol açısından çıkış sezonundan bir tanesidir. O zamana kadar çok fazla süre alıp e, kendimi ispat edebilecek bir durumda değildim. Hep e, o zamanki tabii ki Efes kadroları falan çok büyük kadrolardı. E, araya ancak üçer beşer dakika oynayabiliyorduk. O da beni mutlu etmiyordu. E, böyle bir planla bu sefer Efes'ten ilk çıktığım o da çok enteresan bir seneydi. Çünkü e, 12 yaşından 22 yaşına kadar Efes'te oynayınca 10 hı hı. sene eee gitmiştim karşıya kaya. E, o zaman da Ahmet Kandemir'de antrenör. E, çok fazla süre alıyordum. 30 dakikaların üzeri, 35 dakikalar. O biraz benim kendimi bulmamda, sahada artılarımı, eksilerimi görmemde. Çünkü çok fazla kaldığınız zaman daha da iyi anlıyorsunuz. E, öbür türlü hani görev adamı olarak 5 dakika girdiğiniz zaman çok fazla artılarınızı, eksilerini tartamıyorsunuz. Ama bu kadar fazla sorumluluk aldığınız zaman e, kendinizi geliştirebilecek e, yönlerinizi de, kendinizi e, özelleştirmenizi daha rahat yapabiliyorsunuz. Ee, çok çok güzel bir seneydi. Bu da aslında kadroyu gösterseniz çok efsane bir kadro vardı. Denk geldi. E, ee, Geri Neal vardı. Sezon ortasında e, NBA'ye gitti bizden. San Antonio'ya gitti. E, Quentin Hosley vardı. Alsın Parsın Tim Duncan gibi oynadığı seneydi bu. O zaman potalı atışları <laughs> o sene şey yapmıştı Asım abi. E, çok çok başarılı bir sezondu. Baktığım zaman iyi ki karşıya kadar da e, bir sezonumu geçirmişim. Güzel bir sezon oldu. Ee, evet bu, bu şeyde geçebiliriz. Evet. Bir 6'ya dönüş durumu var. 6'ya var. Altıya hep. bırakmam kolay kolay. Birisini alması lazım benden. Nedim Yücel gibi bir. O da evet. çok işte Beşiktaş altyapısı. Beşiktaş da çok özleşmiş bir oyuncu olduğu için. O zaman da 15 giymiştim ama 1 ile 5. Ha. İkisinin toplamı 6 yani. Bir şekilde tersten oluyor bazen 6-9. Ama <laughs> içinde 6 olacak yani. Güzel. Peki, sıradakine geçebiliriz. Milli evet. forma Ömer Onan'la Kerem Tunçeri. Kerem Tunçeri. Evet. Yok, arkadaki Ömer Onan. Şey, şofmanlı e, Kerem Tunçeri. Kerem Tunçeri. Tunceri Tunceri. Bitiremedim onu. Kerem Tunçeri. Bu da e, yanlış hatırlamıyorsam herhalde 2010 Dünya Şampiyonasından. O çok... zaten şey, yapmayayım acayip bir seneydi. Tahminen oradandır yani bu da e, Anı kestiremiyorum ama herhalde maçın sonları diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla süre almıyordum. Onlar da kenarda molaya falan gelirken diye düşünüyorum. Bu Çin mi? maçı olabilir mi? Ee, onu hatırlayamam. O çok uzak ama. Bu Çin maçı neden unutmuyorum ben? Bu olabilir. Çünkü Ankara'da maç. Çinliler gelmişti bu araştırma Çin gazeteciler. Ya ee, inanamazsın inanamazsın yani 25-30 kişi yani feci kalabalıklar bütün basın tribününü almış durumda biliyorsun çok gazete var çok evet, basketbol yani. yönelik ilgi var ee, iddialılardı maç öncesi şimdi yani biz de çok fazla bozuntuya vermedik ee, bir fuaya alanı var ondan sonra hani maçın sonunda berabere girebilirsek belki şansımız olabilir gibisinden iddialı konuşuyorlardı siz bir başladınız maça başladı ve bitti o maç onu hatırlıyorum yani, yani devreye girdiklerinde dönüp şöyle bir tanesi bana bakışı var Olaf'ı eden. <laughs> hani çok erken konuşmuşuz dedi. Yani 50 ile yansanız 50 ile yenecektiniz adamlar. Tabii tabii ya o şampiyonu ekstra bir e, havaya girmişti takım. Ya biz de böyle bir şey beklemiyorduk aslında. Ama e, işte seyirciyle beraber her takımı yani sırf Çin'i değil yani aslında daha kafa kafaya bizden daha iyi olan takımları zaten 25-30 sayı farklı inirdik. Tabii yani Yunanistan'ı yendik. Gerçekten. Full kadro yani. Otobüste, soyunma odasında veya işte kampta bir araya geldiğimiz zaman yani gerçekten bizi kimsenin yenemeyeceğini düşünüyorduk. Yani o kadar havaya girmiştik yani. En son Amerika maçına giderken bile yani Amerika'nın bizi yenme ihtimali yoktu bizim kafamızda. Öyle bir özgüven, öyle bir takım içi birbirine destek vardı. Ee, çok çok özel çok özel bir kare benim için. Özel bir sene, özel bir şampiyonaydı o da. Çinli gazetecinin büyük lafını ben edeyim şimdi. Bir gün daha olsaydı belki Amerika maçında. Evet maçıdan, dinlenmek için dinlensin. olabilirdi. Çin 7'de evet. falan uyumuştunuz o gün. Ya aslında yorgunluk hiç yoktu. Yani daha çok süre alan tabii oradaki abilerimiz. Ya öyle bir şampiyonada ki Volkan adrenalinden yorulamazsın o şampiyonada. Yani öyle bir insan seli biz Ataköy'de maçlar oynuyorduk. Ataköy'den kaldığımız otel tahminen bir kilometre falan bir buçuk saatte insanların arasından geçiyorduk. Sevgiden yani zaten yorulmanız imkansız ama bence yorgunlukla alakasız başka bir şey oldu. Çok fazla özgüven oldu kendimize. Yani nasıl gerçekten öyleydik yani ilk defa ben bu arada yani çok şanslı kariyerimin olmasının sebebi de çok fazla milli takımlarda bulundum. Çok fazla oynadım. Herhalde oynadıysam tam rakam bilmiyorum ama ya yani 10-15 kere Ahmet Amerika Milli Takımı'na karşı oynamışımdır. Hani hep bir şey tabii ki yıldızlara karşı oynuyorsunuz. Ee, yani kazanma ihtimaliniz az tabii ki yani şeye göre baktığınız zaman ki yani, konuşmak gerekirse ama ya ilk defa takımca yani çok rahat yenebiliriz dediğimiz bir maçtı Amerika maçı. Orada da Kemun Durant çok ekstra oynamasaydı ya ilk yarıda yanlış hatırlamıyorsam 7 tane mi? 8 tanemini üçlük soktu. Üçlük artık geçirmedi. sinir bozdu yani. Hani o olmasa yine acaba diyebileceğimiz bir şans şeydi. Ee, ona cevap veremedik. Ee, böyle olması gerekiyormuş. Ee, buna da şükür. iyi ki oralarda olmuşuz. İyi ki bu mutluluğu yaşamışım. Tam da o yıllar. 2010'un bu ay dönemi. Bu aylar. Hatta 30 Ağustos'ta Yunanlıları yenmiştik. Evet. Sizin bir şeye kaldığınız otele dönüşünüz varmış. Ömer ondan anlatmıştı. Bir belgeselde seyretmiştim. Dağ başını evet. almış. Çılgıncaydı yani. E, marşıyla bütün e, etraf balkonlardaki insanlar sizi karşıladı. Tabii tabii anlıyorsun. aynen öyle. Tam otelin oradaki herkes dışarıdaydı yani balkonlar. Ya çok farklı bir şampiyonaydı o bizim için. Geçelim sıradakine. İşte asıl gelmek istediğim yer burası. Burası kürsü. Evet. Barış. Çok önemli bir onur. E, 2010'da yani ülke tarihinin en büyük sportif başarılarından bir tanesi dünya ikinciliği. Ve siz kürsüdesiniz. Sen de evet. ayıldızım Ay İli takım ayıldızı Ay formayı, Ami takım formasını, her şeyden üstün olan Ami takım formasını yine altı numarayla e, sırtında evet. Sinan Ömer olan Jenkak ve Kerem Tunçeri'yi görüyorum. Evet. E, neler hissediyordun o anda? Neler söylersin? Yani aşırı mutluyduk yani final maçını kaybettik ya final maçını Amerika'ya kaybedince cidden üzüldük. Yani bir ara işte Ender'le çok yakınızdır biz. Ender'le birbirimize şey dedik hani Amerika'ya kaybettik diye üzülüyoruz hani. Normalde aslında oraya çıkabilmek sezon şampiyonu başında kime söyleseniz inanılmaz bir başarıydı ama gerçekten öyleydik. yani çok enteresan bir yerde hani orayı böyle kimle konuştunuz tamir ona da anlatamazlar böyle. çok mutluyduk. Güzeldi yaptığımız şeyin ne kadar büyük bir başarı olduğunu idrak edemiyorduk aslında. Çünkü hep kampa gidip geri dönüyorduk. Hani sadece otelde de insanları görüyorduk. falan ama o yani çok büyük bir gurur öncesinde. Hani sırf kendiniz için değil Türk halkını mutlu etmeyi yani şimdi bir takımda oynadığınız zaman diğer takımı üzüyorsunuz. Hani şimdi Türk bir takımda olduğunuz zaman bütün Türkiye'nin duaları, yani herkesin kalbi eminim ki yani şu maçı Türkiye'nin %90'ı izlemiştir. Yani evet. onu hissedebilmek yani o maça çıkabilmek yani bunun mutluluğu, gururu böyle hani kelimelerle anlatabilecek bir şey değil yani. Gerçekten kendinizi böyle ekstra güçlü bir insan gibi hissediyorsunuz. Bu da onun mutluluğu zaten Sinan'ın yüzüne de yansımış o mutluluk. <laughs> Çok özel bir anda bu da. Tam madalya şeyinin öncesi galiba. Seremonisinin öncesi galiba. Öyle. Evet. E, aklında kalan bir anekdot unutamadığın bir şey var mı? Şampiyonla alakalı mı? Hı -hı. Yani aslında en başa dönersek söylemem gerekeni şimdi aklıma geldi. Ben bu turnuvaya çok yakın arkadaşım Engin çok takımda bütün yazını geçirdi. Aşil tendonunu koparmıştı bir 10 gün kala. Hmm. yani çok da üzülerek gittim. Yani çok sevinerek ama çok yakın arkadaşım da hep beraber büyüdük çünkü Engin'le. Ondan dolayı gitmişti. Aslında ben bu takımın kampında yoktum. Aslında dürüst söylemek gerekirse. Yani ya bu şeyle ilgili, turnuva ile ilgili anlatabilecek bir anım yok yani. Her saniyesi bir anı gibi olduğu için dediğim gibi yani hep odada akşamki, ertesi günkü maçtan hayalini kuruyoruz. Dediğim gibi yani kimse bizi kazanamayacak gibi geliyor. Yani normalde video toplantısına girersiniz. Mesela karşı takımdan 2-3 tane iyi oyuncu gördüğünüz zaman böyle bir maçtan önce strese girersiniz. Bunu yapamazsam hiç öyle bir şey olmuyordu. Yani hani izliyorduk. Sırf Prosedürden yani bir saat videoda kalmak zorundayız diye izliyorduk. Bu bence yani Türk basketbol tarihinin geçirdiği bence en iyi basketbol oynanıp en iyi turnuvasıydı. Sen Tek... de oradaydın. Evet. Aslında çok da şey sıkıntılı da başladı değil mi? Hazırlık turnuvaları i̇şte çok, kötü toplantı, çok kötü geçiyordu. Çok kötü geçiyordu işte. Aynen öyle işte. Hani Ankara'daki ilk acaba maç. Acaba dedik. Ankara'daki ilk maç her şeyi değiştirdi. Toplantı yapılmış vesaire herhalde. Tabi tabi. vesaire. Aynen öyle. <laughs> e... Evet. Anlatacaklar herhalde. Bu kadar. Sıradakine geçebiliriz. Yine farklı bir fotoğraf var. Türk Telekom. Evet. Yine 6 numara. Ankara temsilcisi. Aynen Türk öyle. Telekom. Ee, Türk basketbolun önemli ekiplerinden bir tanesi. Onun da formasını giydin. Türk Telekom'da Nasıl geçti? iki buçuk sene oynadım. İlk kiralık gittim Efes'ten yine arada. Oynayamayınca çok bunalmıştım. Bir dört ay kadar gitmiştim. Ondan sonra da iki sene ya Telekom'da e, her şey güzeldi. Ya. Benim için büyük tecrübelerdi. Ankara bir tecrübeydi. E, bu seneler benim kendimi aradığım seneler işte. Yani evet. Efes'te oynayamıyorum. E, Telekom'a kiralık gidiyorum. işte. Beşiktaş'a gittim. Beşiktaş'ta o zaman çok yüksek bütçeler olmamasına rağmen Elemen gibi çok dominant bir gard geldi. Bu sefer de o da çok süre alamadım. Sonra Efes'e geri döndüm. Bir buçuk sene çok istediğim sürede alamadım. Hani yürürlükte çok iyi oynadığım maçlar oldu. Ama e, yine sürelerimden memnun değildim. Hani hep aşağıda hep böyle bir kendimi arama süreçlerimdi. E, Telekom'a da gittim. Telekom'da çok iyi, çok düzgün bir takıma gittim. Öncelikle en iyi hatırladığım şu takımda Tutku Açık, Muratcan e, Murat Can Güler, Haluk Yıldırım, e, Barış Özcan. Yani çok 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 iyi bir takımdı. Umut Görür. ya yani acayip keyifli. Yani en çok eğlendiğim diyebilirim. Hani saha dışı, saha içi takımlardan bir tanesiydi. Onun da bende yeri çok ayrı ama basketbol olarak çok çok iyi geçirdiğim bir sezon değildi hmm. burası da. Türkiye Kupası'nı aldığınız sene miydi bu? Ee, Cumhurbaşkanlığı Aske'de. Kupası'nı aldığımız senedi yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Ama dediğim gibi yani hani orada da çok çok verimli basketbolumu geçirdiğim bir sene değildi burası da. Ama yine de çok önemli isimler. Ama işte ne yani. güzel işte dediğim gibi olumlu yönlerden çok iyi takım arkadaşları, örnek olabilecek hmm. abilerle Haluk abi gibi bir Örnek karakterle karşılaştım, tutkular, muracenler hala çok yakın arkadaşlarım. O, o bakımdan bakıyorum ama dediğim gibi basketbol olarak beni e, beklediğim o zamanki genç barış olarak hatırlıyorum. Hani bu beklediğim çıkış yapabildiğim bir sene olmadı benim için. Sıradakine geçelim. Bu da Antep benim için özel senelerden bir tanesi. Fenerbahçe'de bir buçuk sene oynadıktan sonra. E, Obradovic'in gelmesiyle e, gelir gelmez daha doğrusu, takımda bana süre veremeyeceğini e, söylemişti. Ama ben de o zamanlar e, kafama göre iyi bir takım bulamadım, hani gidebileceğim. E, devre arasında e, yanımdaki de Boray dayı… Boray dayı, basketbolun, evet, Antep basketbolun çok önemli ismi. Çok, bir Antep çok Antep yani gerçekten… Önemli yöneticilerin um, bir tanesi. Aynen öyle, her şeyine o takım için yani veren birisi. E, ee, o zaman Obradoviç'in e, galiba yanlış hatırlamıyorsam takım arkadaşıydı Yürezi <laughs> Dork. O beni aradı. Ha, evet, ee, evet, evet tabii. evet, arkadaşı. Takım, arkadaşıydı. E, ee, Yugoslav milli takımında. Aynen öyle. E, ee, de onunla beraber çok kendimi geliştirebileceğim yani buradan. Ben de zaten çok sıkılmıştım Fenerbahçe'de oynayamamaktan. Ee, Kariyerimde maalesef öyle noktalar oldu. Hani bir sene önce çok oynuyordum Fenerbahçe'de. Sürü alıyordum ama takım çok gidi gidiyordu. O Bodoviç geldiğimde sürü alamadım. Ben de süre almadım mı her şeyime yansıyor benim. Yani hayatta çok mutsuz bir adam oluyorum ki ben çok pozitif bir adamımdır ama yani hani maçta girip kötü oynadığım zaman bile ben maçtan sonra gülebilen bir adamım. Çünkü hani kendimi geliştirmeyi, işte özel idman yapmayı hep kendimi bir şekilde motive edebiliyorum ama oynamamanın motivasyonunu yapamıyordum kendime ve de hiç oynamıyordum orada işte beraber neredeyse hiç sahaya girmiyordum. Bu orada arada Antep'e gittiğim gittiğimde de benim için çok zor bir karardı. Yanlış hatırlamıyorsam 13 maçta bir galip etti Gaziantep. Yani Fenerbahçe gibi bir takımdan neredeyse küme düşmenin adayı bir takıma gidiyordum. Gittikten sonra rakamsal olarak yanlış hatırlamıyorsam benim geçirdiğim en iyi sezonumdu. Hem sayı hem asist olarak. Müthiş bir ivmeye kaldık. Ee, Avrupa Kupası'nda Final Four oynadık. Oradan takımla. Ee, ligde de play bu maçta Bursa maçına gittiğimiz zaman kaçırmıştık. Bir maçta da play kaçırdık. Yanlış hatırlamıyorsam onu da hani biraz eski de söylüyorum. Ee, tabii ki benim etkin var diye söylemiyorum ama demek ki o takımda bir parça eksikmiş. Ben gittikten sonra 18'de 18 gibi hem Avrupa hem Türkiye' gibi öyle bir seri yapmıştık. Orada da çok güzel 4 ayımı geçirdim Antep'te de. Düşme potasından bir anda... Tabii playoff'u play kaçırdık bir galiba. Avrupa Kupası'nda da Final Four oynadık. Hı. Yani gerçekten benim de rakamlarım çok iyiydi. Oynadığım basketbol orada işte o Fenerbahçe'de de belki için idmanını almıştım. full hazır olduğumdan gider gitmez çok iyi oynadım. Gerçekten. Diyorum hani ben olumsuzluklardan hep olumlu tarafını çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü dönüp arkada bıraktıklarım değil de hani ne alabilirsem, ne alabildim. Bu da bence obada işte çalışmamın da en önemli şeyi. Hem iş ahlakı, hem disiplin, hem idman şekli. Oraya yüzde yüz hazır gittiğimi düşünüyorum. Bunun da böyle bir artısı oldu benim için. Evet güzel. Antep günleri Şu. Ee... Verimler iki taraf içinde. Evet. Sıradakine geçebiliriz yine. İşte bu fotoğraf. Evet. Bunu e, vermeden edemedim. Oraya e, koymadan edemedik. E, Ender Aslan da bu sezon e, basketbola veda etti. İşin teknik tarafına geçti. Evet. E, Bursa'da e, son maçı. Yine sen oradaydın. Evet, tabii Ayrıca ki. oradaydın tabii, zaten. Tabii. Aynı. E, bırakmadın arkadaş, yalnız orada da. Çok özel bir arkadaşlık evet. belki Efes döneminden. Tabii tabii. Neler söylersin? Çok güzel bir fotoğraf ama. Ender benim için zaten e, özel bir arkadaş. Yani o, Onunla konuştuğumuz zaman hani basketbolun ötesinde. Yani, bazı arkadaşlıklar e, basketbolun ötesine geçebiliyor. E, ailece çok iyi görüştüğümüz, çok sevdiğim, e, çok düzgün karakterdir Ender. E, hala da çok yakın arkadaşız. Aileler, çocuklarımız, e, kızlar, yaşıt beraber görüşüyoruz hep. Dediğim gibi yani Ender koştuk tarafına seçti basketbolun. Ondan da eminim %100 başarılı olacağına. Çünkü basketbol bilgisi çok iyidir Ender'in. İnşallah bu geçireceği, bilmiyorum tabii ki kafasındaki ne var bu birkaç çömezlik senesi sonuçta baktığınız zaman Antunik tarafını hiç bilmiyoruz. Ender de bilmiyor. Tabii ki bir, birkaç sene çömezlik tarafını yaşayacak bu işin. İnşallah e, beğenir, e, motivasyonunu kaybetmez. Orada da eminim yani çünkü çok pozitif birisi. E, Takımda herkes tarafından sevilebilen yani bunu kime sorarsanız sorun hani koçundan idarecisine, başkanına en genç oyuncusuna kadar Enderi çok sever. E, i̇nşallah bunu Antalya'da de başarır. E, basketbolda olduğu gibi çok çok iyi yerlere gelir. Bu da bir maçtan sonra yine Ender'in sırtına falan atlamışımdır. Yani biz devamlı şakalaşıyorduk. Tam şeyini hatırlamıyorum ama. E, gerçi o bacaklı şeyi, bir tek bacakları kuvvetli. iyi düşmemişiz Ender'e. <laughs> <laughs> e, muhtemelen yine o Dünya Şampiyonası'ndaki... Sırbistan maçı sonrası bir tane acaba tabi, odasına giderken. Topu kenardan çıkartma hadisesi. Aynen öyle Kerem Tuncer'in son saniye basketi. Tahminen o herhalde soyun odasına o giderken. Hı hı. Çünkü yanda birisi dizliklerini indirmiş. Galiba o da Kerem gönlüm gibi düşündüm şu an tamamen bir kurgu yapıyorum. Geçebiliriz sıradaki resme. Çok önemli bir fotoğraf. Tabii ki her takım evet. formasını giyen her takım birbirinden eminim ki önemlidir senin için. Hepsini hepsine de en gelenin en ucunda, en fazlasında yaptığım Tofaş'ta Barış Ermiş aynı zamanda takımın lideri ve hani evet. takımın işte tabiri caizse abisi konumunda, lideri konumunda bir isimdi. Nasıldı Tofaş dönemi? Neler söylersin? Ya şöyle bir parantez açmak istiyorum. Tofaş ee, Tofaş'tan önce de e, Bamit de benim için basketbolumun hı hı. zirveye, amili takıma yani oynayabilen bir oyuncu olarak olmama gereken ee, belki ona yeri gelir diye bekledim ama e, gelecek to birazdan. Tofaş yani benim için yeri bütün takımlardan çok çok farklı. Bir kere çok uzun kaldım. Çok iyi bir organizasyon. Gerçekten hani basketbol oynayabilmeniz için bütün herkes her şeyi düşünüyor. Orhan abiyle beraber gittiğimizde orası da zor bir karardı. Tam Fenerbahçe'den çıkıp işte Antep'te iyi oynadığım zamanlar. Aslında baktığımız yaş olarak basketbolumun en güzel zamanı ikincilik. Hiç. Onu yani, söyleyecektim şimdi. Zor bir dönemde. Yani aslında çünkü. ya korkuttu beni çünkü ikinci gibi bilmiyorum. O zaman ikincilik çok sert. Hep böyle ikincilik efsaneleri duyuyoruz. Hani böyle oyuncular var. Tek başına takım sürüklüyorlar falan. Kolay bir şey değildi, karar değildi ama dediğim gibi orada Orun abiye güvendim. Tolga abiyle o zaman işte CEO'muz Cengiz Bey'le konuşmuştuk. Organizasyona çok güvendim. Çünkü bu zamanda siz de görüyorsunuz yani Türkiye'de basketbolu sürdürebilmek, sporu sürdürülebilmek çok kolay değil. Yani futbol sezonu başlıyor daha kaç 5. 6. antrenör gidiyor. Şimdi Orun abi orada 5 senelik bir kontrat verip 5 senelik bir plan program yapmaları benim hoşuma gitmişti. Yani ikincilikten çıkacak ondan sonraki sene yavaş yavaş adımlarla ki çok şükür bu adımların hepsini de eksiksiz başardık. İlk sene rahat bir şekilde lige çıktık. İkinci sene playoff oynadık. Yani üçüncü sene yanlış hatırlamıyorsam Türkiye Kupası'na da final oynadık gibi. Yani böyle böyle hakikaten işte doğru planlamayla, doğru yatırımla, doğru insanlarla oradaki gelinebilen başarı. Çocuklarım orada büyüdü. Ali orada doğdu. Uzun sene kaldık. Çok yakın arkadaşlarım, yakın dostluklarımın hepsi Bursa'da. Onları geride bırakmadık. Onlarla hep beraberiz hala. Hala çok sıkıyız. Yani şu an neredeyse iki haftada, üç haftada bir hala Bursa'ya gidip onlarla görüşüyoruz. Hı hı. Onlar buraya geliyorlar. Yani benim açımdan e, basketbolumuz zirve noktasıydı ve de ailemin de hissediyordum orada ne kadar mutlu olduğunu. E, i̇yi ki o karar almışım, iyi ki oradaki insanları tanımışım. Onlarla beraber aynı hedef için oynamışız. E, üzüldüğümüz zamanlar da olmuştur ama Dönüp baktığım zaman çok mutlu, çok eğlenceli, herkesin birbirinden güzel, saygılı, sevgili bahsedebileceği besleni olmuş. Bu karede gerçekten bana onu hatırlatıyor. Evet. Ee, gerçekten o dönemde Tofaş dönemi, yani sonuçta ikincilikten birinciye çıkıp hemen Euro Cup oynayan çok az takım vardır. Tabii. Yani Türk Telekom var. Aynen öyle. Ondan ee, ee, sonra final ödük işte o ve hani Reimar Morgan'lı, Pierre Henri Tonico'yu kurdu sene yani gerçekten bu ikincilikten çıkan bir takım için kolay bir şey değil yani bu basamak. Aslında baktığınız zaman ne kadar yukarı Süper Lig'e yukarıya ait olduğunu gösterir yani tabii, sonuçta yani... Türk basketbolu Tofaş'la tabii. Yeni değil hani çok eski. Aynen yeri. öyle. Ya. O yüzden de çok gururluyduk, mutluyduk orada. Çünkü e, Tofaş basketbolu orada olmayı hak etmiyordu bence. Hı. E, biz gittiğimiz zaman ilk maçlarını çok iyi atıyorum. Tofaş Bursa halkı çok kırgındı Tofaşa. Hissedebiliyorduk yani. Çünkü maçlar 300-500 kişiyle geçiyordu. Ondan sonra biz bir şeyler başarmaya bir de çok sempatik bir takımdık bence. Yani orun evet, Abi ile evet. beraber semimeye hani hep güler yüzlü sahada sempatiyle işini yapan, işinden keyif alan bir ekibi Bursa halkı da görünce her geçen gün Bursa halkını eee sahaya çektik, tribüne çektik. E, bir sürü çocuktan e, çok pozitif olumlu dönüşler geliyordu. Bu çok mutlu ediyordu bizi ki işte e, bıraktığımız senelerde e, neredeyse e, full sayacı oynuyorduk. Yani bunun da yani sırf basketbol e, saha içinde değil yani saha dışına da verdikleriniz hı hı. E, çok önemli. E bence orada bir kültür oluşturduk diye düşünüyorum hep beraber. Burada da bir seti işaret ediyorsun yine. O Her kendime. Gibi. <laughs> bu kendime. <Öyle gülüyor> <mi? gülüyor> Tabii. Şimdi Tofaş'taki antrenörlerim dinliyorlarsa hatırlayacaklardır bu. Bu benim en sevdiğim set. Tepede iki tane uzun. Bir tarafa gidip sonra öbür uzunla piken oynadım set. kendime büyük ihtimalle odur. Kendime oynuyorumdur. Peki bu güzel bir anekdot. Aynen mi? öyle. Geçelim sıradaki Galatasaray günlerine. Çok büyük bir forma yine. Çok. E, tıpkı diğerleri gibi ama Galatasaray evet. forması tabii e, pandemi sürecine denk geldi. Çünkü çok ciddi bir taraftar kitlesine oynayan evet. ve büyük bir baskı yaratan e, ve çok büyük bir camia bakıldığında e, Galatasaray kararı, İstanbul'a geri gelme kararı nasıl gelişti ve öyküsü nedir? İstanbul'a gelme kararı Galatasaray'dan bağımsızdı. İstanbul'a gelme kararı biraz ailevi artık çok işte basketbol kariyerimde demin konuştuk yani top almam gerekirse 3 sene yakın Telekom 3 sene Bandırma 5 sene Tofaş arada karşıya hep ailemizden hep İstanbul'dan uzak kaldık. Eee sağ olsun eşimle hani çocuklarımla beraber hep beraber orada büyüttük ama oturup konuştuğumuz zaman artık hani demin de dedim yani bazı şeylerin bir son olması gerekiyor. Ee, İstanbul'a gelme kararı aldım. O bedeli ne olursa olsun hani hiçbir takım bilmiyordum, kimseyle de konuşmamıştım. Ee, geldiğimde de Ertuğrul abiyle konuştuğumda çok mutlu oldum. E ee, Galatasaray'a geleceğim ama işte bence yanlış zamanda yanlış yerde oldum. Bunu bilemezdim. Hmm. Çünkü bu kadar Büyük bir kulüp e, seyircisiz e, ben benim kafamda Galatasaray anlaşırken hiç unutmuyorum. Hani seyirciyle beraber o oğlumu maça getirebildiğim e, o havaya solabileceği bir iki sene. Hmm. E, bana da çok şey katacağını düşünmüştüm ama seyircisiz aynı havayı yakalayamadık. Sezon kötü başladı. Ben yeterli sahada katkıyı veremedim. Çok başarılı bir sezon geçmedi ki geçen sene takımda çok bocaladık yani. 3 antrenör değişti. Geneline baktığımız zaman formasını giymekten çok gurur duydum bir takım ama keşke daha iyi şartlarda taraftarla beraber daha büyük yerlerde denk gelseymişiz dediğim yani ah dediğim aklımda kalan anılardan bir tanesi olarak kalacaktır Galatasaray. Sıradakine geçebiliriz. Bursa. Bu son fotoğraf bir aile fotoğrafı. Bu arada evet. Bamit e, fotoğrafı da vardı. Hı hı. O, bir aksaklık oldu. Bamit günleri de e, yani, açıkçası benim hep içim sızlıyor. Yani o organizasyon Bamit esas benim için Barış Ermiş'in Barış Ermiş olduğu senedir. Orun abinin ilk defa e, beni alıp main guard yaptı. Tamamen neredeyse 40 dakika oynattı. Bütün sorumluluğu bana verdi. Orada kendimi buldum. Tamamen basketbolumu geliştirdim. Orun abinin katkısı büyük. Tabii ki Bamit, o zaman Bamit ailesinin de katkısı çok büyük. Arkamda durdular. Kolay bir şey değil yani sonuçta. Yatırım yapıyorlar. Çok iyi oyuncular geliyor ve Türk garda emanet etmek Türkiye'de kolay bir şey değil. Yapmıyorlardı. Yapılmayanı yaptılar. Orun abinin ikna kabiliyeti de var demek ki orada. Ee, orada da çok güzel senelerimiz geçti. Orada da tekrar e, lig finalleri, e, kupa finalleri oynadık. Kupa hiç kazanamadım ama o, e, oralara bile çıkabilmek e, çok önemliydi benim için. E, Bahmet'in de benim açımdan e, yeri çok ayrıdır. E, bu fotoğrafa gelince de 23 Nisan mıydı? Tam hatırlamıyorum. Yine bir şey Ali'nin elinde bütün bayraklar yine toplamış. resmi bir bayram büyük ihtimalle. Bayraklar arkada, evet, balkonlarda evet. bayraklar. Evet. Kırmızı beyaz giymişiz. Doğru. E, Yönetmenimiz uyarıyor, kalın giydikleri için. Üstümüzde kazaklar vesaire var. 29 Ekim belki de. Olabilir, evet. 29 Ekim. E, sosyal medyana koymuşsun Herhalde çok beğendiğim bir fotoğraf olmalı diye evet. öngörerek bunu koyduk. İşte çocuklara biraz bayram hı hı. şeylerini aşılamaya çalışıyoruz. Üzerinde e, Bursa'daki evimizden e, bahçeden güzel bir kare daha Bursa'da geride bıraktıklarımızdan aile aile belki yani, biraz daha fazla vakit geçireceğiniz evet e, yani ben aile dediğiniz zaman şimdi duygusallaşmadan e, şu an artık bütün konsantrem. hani bunlar önce e, basketbolda olduğum zaman ben öyleyim hani demin size söylerken oynayamadığım zaman çok mutsuz oluyorum e, kendimi e, harap ediyorum hani çocuklarıma Geri dönüp baktığım zaman yeterli e, enerjiyi veremiyorum, e, mutsuz oluyordum, e, oynadığım zaman vücut yoruluyordu. Şimdi bütün konsantrem e, artık onlara e, bu kadar e, senedir ihmal ettiysem, ki etmemeye çalıştım her zaman, e, daha da üzerlerine düşeceğim. İnşallah ikisi de sporcu yapabilirim. Hani şurada oturup konuşmak bile çok gurur verici bir şey yani sporun kattıkları insanın hayatına. İnşallah e, bir yerinden tutarlar. Ben elimden İster geldiği miydin? kadar çok isterim. ikisi için de ee, önemli olan onların istemeleri ee, olurlarsa eğer böyle bir istekleri, yetenekleri e, ben bundan sonra her şeyimle onun arkasındayım. Olmaları için bütün tecrübemi sonuçta e, benim de 10 yaşından beri Hı -hı. içinde olduğum tek bildiğim meslek bu. onlara. 10 on yaşında mıydın o Dortmund forması? 10 yaşında. Hı -hı. 10 yaşından beri neredeyse 37-26 senedir e, işin artılarını, eksilerini bilen. Yani bu sonuçta spor e, basketbol da olsa, futbolda olsa, voleybolda olsa e, işin mantığını çok iyi bildiğim için e, onlara bu iyi veya kötü yolda yani basketbolun iyisinde, kötüsünde veya herhangi bir sporun çok yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Dediğim gibi karar onların. Destek bizim. Ben her şeyimi artık onlara vermeye hazırım. Peki, e... Çok yoğun bir karakter. Profesyonel sporculuk çok farklı bir şey. Bakıldığında ne bayramı, ne yaz evet. günü vesaire yoktur. Ee, kamplar, uzun kamplar, fiziksel olarak çok çok yorulduğunuz belki de e, hayal tek şeyin biraz o da dinlenmek olduğu dönemler, yaz kampları. Devamında takım, stres, oyun, e, yeni takım arkadaşları. E, zorlu bir süreç. Hani belki evet. 15 sene oynuyorsunuz ama Hani Bayağı bir seneye bedel çok yoğun geçiyor. Şimdi sen buna nokta koydun. Ee, artık bundan sonrası için hedeflerin neler? Ee, daha rahat belki de biraz daha dinlenmeli bir döneme gireceksin ama bu dediğim e, yoğunluk de beraberindeki e, daha az yoğun döneme girdiğinde birazcık da boşluk da evet, getiriyor. Evet muhakkak olacaktı. Yani şu an ilk kafamda e, bir parça dinlenmek var. Bu yapamadıklarımı... Yani şimdiye kadar hep içimde kalanları, atıyorum bir kayak tatiline gidememek, hmm. hani bir Ekim'de Kasım'da bir ailemle bir yere gidememek, hep bunlar vardı. Yani çok böyle de şey değilim yani tamamen emekli moduna geçip tatilden tatile gideceğim de değilim. Ama ilk başta birazcık demin konuştuğumuz şey, aileme e, zaman ayıracağım. Ondan sonra tabii ki basketbolun içinde kalıp e, bilgi birikimimle e, doğru bir plan olursa e, gençlere aktarmak tabii ki isterim. Ama daha onun Kurgusunu hani belki soracaksınız antrenör olmak istersin, yönetici mi? Daha gerçekten inan onun kurgusunu hiç yapmadım. Hı -hı. Ama tabii ki kalmak isterim. Ee, çünkü e, gençlerle aram çok iyi. Yani kendi çocuklarımla da olduğu için. Benle beraber oynayan gençler de bilirler. Hiç böyle abi kardeş ilişkisini kurma Hep kardeş gibiyizdir. Yani böyle şey kardeş değil mi? Arkadaş gibi. Kimse benden çekinmez takımın en olmama rağmen. E, onlara iyi örnek olabileceğimi düşünüyorum. E, onlara mi hani kariyerlerinde pozitif değebileceğimi düşünüyorum. Ama dediğim gibi ilk etapta bir müddet dinlenip ondan sonra doğru plan projeyi kendim için, kendimi ait hissettiğim, yani kendimi yüzde yüzümle verebileceğim bir şey olana kadar bekleyeceğim bir sürece geçtik. Program su gibi akıp geçti. Final evet. bölümüne girdik artık programın. Bu Barış bana bu onuru verdiği için sana çok teşekkür ederim. Teşekkür bu ederim. büyük kariyeri, bakıldığında üç büyük kulübün e, formasını sırtında taşıyan başarıyla İzmir ve Pınar Karşıyaka gibi Türk Telekom gibi, Banvit gibi ve Tofaş gibi takımların, e, Türk basketbolunun bunlar kilometre taşı. Evet. E, bu formasını sırtında taşıdın. 2010 yılında dünya ikincisi olan e, Amiliyet takımı formasını sırtında taşıdın. Çok büyük bir kar e, kariyer. E, bu büyük kariyeri bu kısa programda e, Aktarmak bizlere düştü ve bize bir onur olarak geri döndü. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiğin çok teşekkür ederim. Bu noktada geriye dönüp baktığında son 5 dakikada e, neler görüyorsun? Hani bugün az önce postu yayınladığında Hı -hı. gerek sana geri dönüşler, evet. gerekse sana hissettirdiklerin e, neler oldu? Bir arkaya baktığında az önce gördüklerinde sana ne gibi bir e, hissiyat bırakıyor? Yani işte ağzındaki tat nedir yani? Basketbol. Ailem oldu benim, ben öyle diyebilirim. Ee, orada da e, belirttiğim gibi her gittiğim takıma aidiyet duygusuyla gittim. Hani Aslında e, belki de bundan e, kazandım. Her gittiğim ortamda e, samimi aile ortamına, yabancılarla beraber olsa hep bu ortamı kurdum. İyi ki kurmuşum. E, çok güzel dostluklar edindim. E, Birçok e, yabancı takım arkadaşımdan, mesaj aldım onlar beni çok mutlu etti ki bayağıdır kopmamıza rağmen yani hiç konuşmamamıza rağmen bunların geri dönmesi demek ki insanlar üzerinde kendimce düşündüğüm bu pozitif enerji bir şey bırakabilmiş dediğim gibi güzel şeyler kalıyor basketbol deyince yüzüme bir gülümseme geliyor hiç kötü şeyleri hiç hatırlamıyorum çünkü sporun doğasında var bu kötü oynadığım maç da vardır kötü oynadığım sezon da vardır ama oradan işte takım içindeki arkadaşlıklar, pozitiflikler. Çünkü hayat çok kısa görüyorsunuz neyle uğraşıyoruz geldiğimiz dönemde. Her şeyin keyfini çıkartmaya çalışıyorum ben. Aileme de çocuklarıma da öğretmeye çalıştığım o. Her şeyin iyi tarafından bakmak. Basketbolda bana çok şükür genel olarak hep iyi tarafını gösterdi. Hep iyi insanlarla iyi yerde karşılaştım. Ee, konuşmamın başına döneceğim. İyi ki Doğan abi beni o havuzda bulmuş, Basketbola başlatmış İyi ki de e, basketbolu Galatasaray'da bırakmışım, noktalamışım. Böyle çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim Volkan ee, program için. Bundan sonraki e, kariyerinde de başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim. Çok ince düşünmüşsün. Çok güzel bir programdı. E, Valla geriye gittim. Benim için de iyi oldu. Biraz duygulandım ama çok duygulanan bir adam da değilimdir sana da bu programı bana zaman ayırıp hazırladığın için çok çok teşekkür ederim. Çok büyük bir keyif oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili basketbol severler. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.